Evet, Kral Taneye hoş geldiniz. Ofisteki sorunlarımız devam ediyor. Barınma, yemek, İletişim. insanın en temel ihtiyaçlarını şu anda karşılayamıyoruz burada. İletişim. Maymun Cehennemi'nin 3. filmindeki evredeyiz şu anda yani. O donuyorum. aşamadayız. Ben donuyorum. Zeynep de donuyor ama güzel görünmek önceliğim dedi az önce. Gerçekten güzel görünmek önceliğim demedim. İşte herkesin öncelikleri var. Benimki üşümekle ilgili. Ben bir adım ileri götürdüm. Ben de açlıktan ölüyorum ama iletişim kuramadığım için dışarıyla yemek söyleyemedik. Durumumuz hiç parlak değil. Ya açlık yüzünden birbirimizle de iletişim kuramıyoruz bu arada. Açız çünkü. Açız. Bir de gerçekten iki bölüm çektik arkadaşlar. Onun da bir yorgunluğu var. Kıraathaneyi sona atmak kötü fikirmiş. Arkadaşlar 2020'nin son kıraathanesi. Bir anlamı var mı? Yok. Yaklaşık bir hafta sonra tekrar görüşeceğiz. Gereksiz bilgi. 2020'nin son kıraathanesi. Bu arada buradan ve diğer programlardan yaptığımız katıl çağrısı inanılmaz bir karşılık buldu. Çok teşekkür edelim. Ha, arttı mı? Abone sayımıza da, aboneye de tıklamaya başladı insanlar. Katıla da tıklamaya başladılar. Abi biz mal gibi 2 yıl bunu nasıl anonsunu yapmayız valla, ya? Valla harbiden salak. Biri demiş ki 2. yılınızda like'ı keşfetti krallar. Zeynep senin bir tane şeyin var. Abone olmasın abi. İsteyen olur isteyen olmaz diye bir video var. Hala da aynısını düşünüyorum. Düşünme aynısını. Düşünme. İsteyen olur isteyen olmaz abi. Destek olmak istiyorsan sen alırsın abi. Bu hepimizin hayatını etkileyen bir durum Zeynep. NBA draftına başladık arkadaşlar. Buradaki 3 kişi artı 3 kişi daha var. Memir var. Faruk Kılıç var. Faruk Kılıç var. Duran Toplar'ın usta ismi de Abbas Bozkurt var. Hepsi Kusal Motor'da karşınıza çıktı ama şöyle bir saçmalığı var draftın. Arkadaşlar Zeynep bir liste çıkarmış. Benim bu oyuncularımı kimse almasın dedi. Diyor ne saçma draft. O zaman niye drafta giriyoruz? Onu da anlamadım. Draftın doğasına aykırıydı gerçekten. Arkadaşlar ben bir oyuncu için ricada bulundum draft dostlarıma. Dedim ki bir. Jimmy Butler'ı rica ederim kimse almasın. Çünkü benim için draftın bütün eğlencesi Jimmy Butler'ın benim takımımda olması. Neticede benim işim. Benim nikahlı işim ya Jimmy Butler. Celebrity crush'ın hakikaten. Benim celebrity crush'ım Jimmy Butler yani. Tabii ki ne yapayım. Asansörde kaldınız. Jimmy Butler'la. Jimmy Butler'la. Asansörde kaldınız. Önce bir elini tutayım. New York'tasın. Yok, New York'ta değilsin. Miami'desin. Böyle yaparım. Miami'de tatil. O üçlüyü bu ellerle mi attım? Ulan hayal kurduracaktım. Yarım saat yapıyorsun Özgür'de. Ona özendim. Hemen sen ne yapacağını söyleyerek. Direkt elini mi tutarsın hakikaten? Asansördesin, oteldesiniz. Onun bir daha asansör duruyor. O smaçları bu ellerle mi attın derim. Böyle bir şey giremez. Böyle yaparım konuştuğumda. Sus ve beni öp aptal derim. NBA'deki bütün serserileri takımına toplayarak evet, gerçekten öyle arkadaşlar. Bir sokak takımı, bir Harlem takımı oluşturdu. Tam bir hayallerimin takımı oldu ya. Bildiğim bilmediğim bütün serserileri almışım. Buraya üçümüzün kadrosu gelsin. Oradan hangimizin draftta daha başarılı olacağı tahminlerimizi... Hasan'ın bana bir Cemal abi kazığı oldu. Evet. Ulan benim 3 tane adamım var orada. Bak Kaan haksızsın de. Luki, Cemal abi, Butler. Gitti Cemal abi aldı. Ama şöyle bir şey oldu. Ben şimdi 3 tane adam almışım zaten. 4. oyuncumu alacağım. Hala duruyor orada Cemal abi. Yani ben abi ben de alayım hakkındır dedim artık. Tabii yani. Canım. Burada ya tartışması Hasan haklı olduğu için cevap bile vermiyor. Sıfır. Hasan sıfır haklı. Sıfır. Star dolu bir NBA'de gitti benim en sevdiğim 3 adamdan birini aldı. Neyse nalet olsun. İnşallah Cemal abiden de hayır göremez. Cemal abi inşallah ligde değil playofflarda daha iyi oynar. Bakalım hangimiz daha başarılı olacağız. Siz de tahminlerinizi yazın. Niko özellikle senden bekliyoruz. Özelden yazmadık. Aynen burada kıraathane aracılığı soruyoruz. Sokrates bak dalgana koçum. Draft gibi draft yaptık. Sokrates 16 kişiyle yapmış ama yani. Abi, o nedir ya? Şey ya. Kaan Kural benim gibi sonuncu çıkmış gördün mü? Evet. Yazık adama ya. Ama 17. sırada da o vardı. Hem 16 hem 17'yi almış o sayede. O da bir avantaja da dönüyor. Zaten abi Kaan Kural her türlü yapmıştır takımını. Ben şimdi Kral'la eşleştirdim. Benim de gerçekten Iring mesela var. Iring orada da almışlar hemen Iring. Iring bende de var. Ben kesinlikle konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan Ozan Cansülüm'ü destekliyorum bu arada Sokrates'in draftında. Buradan söylemiş olayım. Çünkü gerçekten Google'a adamların isimlerini yazarak falan seçiyordu. Ay harika benim gibi ya yazık. ben de Uğur Karakullukçu'yu destekliyorum. En rahat oydu yayında. Tamam güzel. Adam böyle oturmuş adam her türlü seçiyor. Tık diyor o diyor bu diyor. Yani hiç umurunda değildi yani. Hırsız adam severim. Evet. Evet. Konularımızla başlayalım. Geçtiğimiz haftaki kıraathane bölümüne girdiğimizde yani yok, kayıt çekimi bitirdikten sonra bitirdiğimiz anda övgü bitti çekim dedi bize. Biz de aldık buradan. Sonra yolda giderken bir baktık Blue TV önce Cüneyt Özdemir şey yapıyor. Hedef göstermesiyle. Hedef yani tartışmalı bir mevzu. Kendi hedefi göstermediğini iddia ediyor tabii ki falan. Muhakkak. Rütük Başkanı'na seslenerek Blue TV'de böyle bir dizi var sakın izlemeyin falan. Kendince bir ironi de yaptığını iddia ediyor.
Bunun üzerine de Blue TV dizi çat diye gerçekten saatler içinde belki de dakikalar içinde Blue TV'den kaldırıyor. Bunun üzerine de bir sürü tepki gelince işte efendim çocuk filtresi var o yüzden kaldırdık. O gidince yeni gelecek falan filan gibisinden çok hiç de tatminkar olmayan bir açıklamayla dizinin geri döneceğini söylüyor. Falan filan biz bunu konuşamadık. Çok da aslında konuşuldu ve bir çözüme de ulaştırıldı. Niye konuşamadığımızı da açıklayalım böylece. Şimdi konuşalım mı? Tabii ki. Şimdi zaten tam bir kımıl zararlısı bir insan gerçekten Cüneyt Özdemir. Hiç bir insandan sıfır fayda. Yani hiçbirimizin tabii faydası yoktur da bir de bunun ekstra bir zararlı da olan bir adam. Hedef göstermedim gibi bir şey olabilir mi kardeşim? Sen Rütük Başkanı'nı mentionlamışsın. Yani ben Kaan'ın haberi olmasın istiyorum ama Kaan'ı mentionlıyorum falan. Yani bu kadar oksimoron bir şey olabilir mi? Resmen hedef gösterdi tabii ki. Ve niye yaptı mesela o da belli değil. Sadece konuşulmak için işin kötüsü. Yani mesela bir Akit muhabiri falan olsa gene anlaşılır. Tutarlı bir hareket denir ama tüm o seküler perdenin altında Cüneyt Özdemir'in bayağı sadece ve sadece ismi 3 tweette daha geçsin diye yaptığı bir olay yani. Yazıklar olsun. Ne denebilir ki? Ama yani yine de burada asıl sorun şey bence. Yani bu kadar kırılgan neyse, olması. Neyse Cüneyt Özdemir'den zaten dışında olay tabii ki. Evet yani bu kadar kırılgan olması. Yani biri bir tane YouTube'da bir video sonrasında hemen devletin mekanizmalarını harekete geçip ya da devletin mekanizmalarını harekete geçmeden artık kurumların, kişilerin bildiğimiz kadarıyla hemen, geçmemişti. İşte geçmeden kişilerin, kurumların hemen otosansüre geçmesi ne kadar korkunç bir sistem içerisinde yer aldığımızı gösteriyor. Gerçekten online platformlar çok büyük baskı altında bence. Yani sadece online platformlar değil, işte YouTube bile ofis açmak zorunda kalıyor. Yani ofis açmıyorsan başka uygulamalara maruz kalıyorsun. Eğer zaten bir şu anda yayında yayın yapan bir yersen, bir kurumsan sana sürekli baskı var. Yani bir sopa gösterme politikası güdülüyor. O yüzden tabii ki anlıyorum ben bir yandan hani tırnak içerisinde bir anlamaysa evet korkunç bir durumda. Korkunç şeylerle uğraşıyorlar. Devletin yaptığı sansürün haddi hesabı yok. Baskının haddi hesabı yok. Ama tamam da yani. Ama evet. Ama tabii ki. Ben zaten şeyi anlayamıyorum. Yani Blue karşım tabii ki farkındayım. Kaldırma. Sansür mekanizmasını aynen. Da. Kaldırmayı ver. Hayır şundan bahsediyorum. Tepki gelsin Rütük'ten sonra mesela. Hayır zaten onu da geçtim. Aynen. Diyelim kapalı kapılar ardında geldi o tepki diyelim ki. Karşı sen çocuk mu kandırıyorsun çocuk kilidi diyerek yani de ki mesela Rütük'ten gelen tepki de zaten 3 günlük bir sessizlik üzerine geldi yani bir sürü sosyal medya 3 gün değil 1 gün sonra ha yani. Bir gün sonra mı insanlar tepki gösterdi yani bir ses çıkarın dendi yapımcısının bir açıklaması oldu bizim de haberimiz yok ikinci bölümün setindeyiz bir anda kaldırıldı yönetmeni de herhangi bir konu hakkında bir şey belirtmedi normalde aktif bir Twitter kullanıcısı olmasına rağmen özellikle bu tip konularda. Aslında buradaki şaşırtıcı olan şey şu gerçekten. Blue TV'nin seyircisine dürüst olmaması. Yani Rütük'ten gelen tepki üzerine arkadaşlar belli bir şey bu. Bizim bunlara göbekten bir bağımız var kanunda. Biz bu yüzden bunu mecbur kaldırmak zorundayız demese okey. Yani salak mıyız yani İzlanda'da yaşamadığımızı biliyoruz. Ama böyle yani yok çocuk kilidi yapacağız da onun için kaldırdık da bilmem ne de ve hemen bu olayların üzerine yani ne hikmetse. Ya bu olay beni gerçekten çok sinirlendiriyor. Yalan yani. Bir de şöyle bir şey var yani dünyada sansürde basın özgürlüğünde yani birinci sıradayız. Yani hani basın özgürlüğünde birinci değiliz de basın özgürlüğünde son sıradayız. Basın özgürlüğünde birdeyiz. abi, ben bunu yeni öğrendim. Abi ya. Basın özgürlüğünde birdeyiz. Fahrettin Altun konuştu. Hani sansürde, gazetecilerin yasaklanmasında hepsinde yani en üstteyiz. Yani Çin'den bile üstteyiz neredeyse. Şimdi böyle bir ülkede gerçekten bir online platformun nasıl politika izlediği çok önemli. Yani sen gerçekten sırtını eğer izleyicilerine dayamazsan tepe taklak gidersin yani. Sen bırak onlar sana sansür yapsın, seyirci senin arkanda olsun. Hani şeye gidiyorsan parası tabii ki çok büyük paralarla kuruluyor. Çok büyük paralarla oynuyorsunuz da yani ülkenin gittiği yer belli. O tarafı oynayınca böyle küçük küçük aman onun dediğini de yapayım. Aman buradan da kısayım. Aman şununla iyi gideyim dediğinde bir yere varmıyorsun zaten. Gideceğin yer belli. Ya yani onun sonu yok. Biraz daha cesur ya da daha şeffaf ya da daha akılcı bir politika izlemek gerek. Yani bu üçünden birisi olmadığında gerçekten korkunç bir tablo çıkıyor ortaya. Ya ironi dilini bilen bir sosyal medyacı alsa bile yeterli ya. Ya bu kadar mesela yapacağı iş bu. Yani çocuk kili diyorsun mesela sadece çıplak çocuk mı bu çocuk kilidine uymayan ve tabii bütün ekip oturup bunu mu düşündü gerçekten öyle abi bir tane mecbur bir çocuk kilidi itelendi şu an durduk yerde altyapı değişiyor mesela yani inanılmaz şey olabilir mi hani işi en olumlu taraftan düşünmeye çalışıyorum tesadüf bunların hepsi birer yok tesadüf hayır bu olay patladıktan sonra bu aktroller falan birileri daha bu muhafazakar basın diziyi izleyip daha da
büyütmesinler diye bir süre görünmez kılmak olabilir mi diyeceğim. O bile saçma. Saçma sapan bir şey. Şey, Rütü'nün CHP temsilcisi Twitter'da tweet atıyor şey diye. Rütü'ye böyle bir şey gelmedi. Bu ya ben kapalı kapılar ardında olmuş. Ama şey de diyor. Kapalı kapılar ardında olduysa biz bilmiyoruz. Yani Rütü'nün bu kararları verme mekanizmasındaki CHP temsilcisi bu kişi. Ona gelmemiş mesela ama kapalı kapılar ardında olduysa bilmiyoruz. Ya, otosansürse zaten diyor. Daha büyük bir skandal yani. Hani yani her şekilde bir şekilde para ödeyen izleyicilerine karşı sorumluluğu olan bir dijital platform. Abi siz bu diziyi aldınız. Bu diziyi evet. Siz yaptırmadınız. Bu diziyi zaten. Aldınız ve bu dizi ikinci sezon çekiliyor burada. Hala hazırda sette bu dizim ve bu arada yani senaryo aşamasında daha sansürlendiğini bütün sektör biliyor yani. Bütün eşcinsel sahnelerin atıldığını, daha ta senaryo aşamasında Blue TV'nin bu diziye sansür yaptığını yani zaten sektörün içinde çalışan herkesin malumu. Ya bir de bu şeyde bence başladı ya. Dijitürk'te sansür getirildiğinde, Rütü'ye bağlandığında Dijitürk, eski zamandan bahsediyorum, D-Smart, Dijitürk neyse orada başladı zaten. Yani para verdiğimiz bir platforma evet. Devlet mekanizması nasıl karışabiliyor? Yani para veriyorsun ya, yani o herkesin izleyemediği bir alan yani. Bu nasıl olabiliyor? Tartışılmadı o zaman. Yani buraya kadar gelindi işte yani. Evet. Buraya olacak kadar müziği gelsin. Ülke vallahi ahıra bile dönmedi ya. Ülke ahıra bile dönmüyor artık hakikaten ya. Ahır en azından yani. Ahır var ya. Ahır atların iyidir. Mutlu mesut yaşadığı vallahi bir yerdir billahi, yani. Vallahi billahi ahır bile bir şeydir abi. Bir kapalı bir odan vardır ya. Ahır da ülke bile ahıra dönsün hashtagiyle. Ülke hafta ahıra dönsün hakikaten. Bu haftaki hashtagimiz bu. Ülke ahıra dönsün. Evet, şimdi şeye geçelim. Yine hafta boyunca tartışılan bir mesele. Hasan Cankaya, en istim üstündeki komedyenlerden biri şu anda. Eksen'le anlaştığı açıklandıktan bir süre sonra YouTube'daki bütün geriye dönük olarak bütün videolarını kaldırdı. Ve bunun üzerine de izleyiciden çok büyük tepkiler aldı. Hatta sanırım 60-70 bin civarı abonesinden kaybetmiş YouTube'da. Şimdi teker teker görüyoruz. Eksen'le ve pek çok dijital platformla anlaşmakta olan YouTuber'lar veya YouTube yayıncıları diyelim, bazıları YouTuber olarak anılmaktan hoşlanmadıkları için acaba onlar da YouTube'dan çekiliyorlar mı, kaldıracaklar mı, ne olacak YouTube'un bu hali? Artık her şey dijital platformlara mı taşınıyor, dijital platformlar paralı YouTube haline mi geliyorlar gibi bir sürü bizi de içine katacak tartışmalar o yükselmeye. O YouTube bize mi kalıyor Kaan? Başladı. Arkadaşlar müjdemizi verelim. YouTube bize. Müjdemizi verelim. Biz de yersiz oluyoruz abi. Arkadaşlar Kıraathane'yi YouTube'da son izleyişiniz. Arkadaşlar artık 2021'de Eksen'de aynen. Kıraathane. Videoları artık YouTube'a story olarak atacağız. Bir gün orada duracaklar, sonra Eksen'e yükleyeceğiz. Ama benim yerime Eser Yener'ler geliyor. Kaan, Zeynep ve Eser Yener'ler yaptı. Kral bana da maalesef Survivor Hülya geliyor benim yerime. Böyle biri yok bile. Arkadaşlar. Çok şey önersenize bize. Eksen'deki Kıraathane dörtlüsü nasıl olur arkadaşlar? Aşağıya yazın valla. Ay çok iyi fikir gerçekten. Biz bu formatımızı Acun'a satsak bizim yerimize kimleri mesela koyar? Mesela Acun bize dese ki kanki ben bu formatı alıyorum ama siz olmayın dese. Aynen. Tamam hakkınızı veriyorum. Versin anladım. Mesela bir ayda mesela. Aldı formatı bak. Önümüze atıyor. Önümüze şöyle kral bir 10 bin liraya atıyor mesela. Bize diyor ki lan bunu bana diyor. Acun'un en iyisini çekmeyecek format olabilir YouTube'daki. Valla öyle. Sıfır hakikaten iyi ki de öyle. İyi ki de öyle yoksa giderdik diyorsun. Yok iyi ki de öyle şeyden söyledi yani. Ben büyük konuşalım mı Eksen'e gitmiyoruz diyor. Arkadaşlar ben gidiyorum yani. Peki, ben 3 milyon euroyu verdiği anda ben gidiyorum. Bu çok net yani. Evet 3 milyon euro arkadaşlar. 3 milyon euro. Sırf Zeynep'in bonservisi 3 milyon arkadaşlar, euro. Arkadaşlar bir sağcıyla çalışmamın bedeli benim 3 milyon euro. Ya ben bir önce şeyi fazla tepki var böyle YouTuber'ların, influencer'ların online platformlara geçmesine tepki olmuş da ben gayet normal görüyorum. Yani insanlar geçerler ne var bunda yani. Acından bahsetmiyorum genel olarak yani sonuçta herkes kendi kendine var olmuş. Yani kendileri yaratmışlar, bir şeyler çıkarmışlar ortaya, bir sürü izleyiciye ulaşmışlar. Daha adil bir şekilde para kazanabileceklerini evet, düşünüyorlarsa bir de, yaptıkları içerikten. Prestij olarak düşünüyor herkes. Hani bu prestijli bir şey, bir online platformla anlaşmak daha free bir ortamdansa oraya geçmek gayet normal. Dünyanın en normal şeyi, insanlar niye tepki gösteriyor anlamıyorum. Ne istiyorlar mesela sürekli YouTube'a video atsınlar ve orada işte sponsorlarla anlaşsınlar. Bir şekilde bedava içerik üretsinler. Bu bir tercih yapılabilir. Ama online platformda başka projelerde yapılabilir. Ki bence zaten birçok isim YouTuber başka
işlerini oraya ortaya koyuyorlar. Yani asıl işlerini mi koyacaklar göreceğiz onu. Ama yeni bir şey yaratıyorlar. Ya da Utancan'la herhalde konuşanlar benzeri bir şey yapacağını düşünüyorum. Konuşanları zaten oraya taşıyormuş. Ayrıca öğrendiğim kadarıyla başka formatları da var yapıcı. Hatta dizi falan zaten senarist olduğu için. Tabii ki. Daha önce Hasan Can Kaya'nın ismini burada geçirdiğimizde bize de tepki gelmişti. Onu niye anıyorsunuz? Onun nesi var falan. İnsanların da birazcık hikayesine bakmak gerekiyor. Hani kendi anlattığına göre çok zor dönemler geçirmiş bir şeyler üretmeye çalışırken Hasan Can Kaya. Dolayısıyla verdiği kararları birazcık da nasıl bir yerden geldiğine, nasıl zorluklar çektiğine bakarak yorumlamak gerekiyor. Ama tabii ki daha idealist bir noktadan bakınca ben de açıkçası böyle bir şey yapmanın, ne bileyim yani, zaten yayınlanmış olan 32 tane bölümü çekilmiş olan, oraya konmuş insanların bedava izlediği bir şeyi birden ortadan kaldırmak da bana doğru gelmiyor yani. Bilmiyorum, hiçbir açıklama yapmadan ansızın bunun olması, ne bileyim, izleyiciyle doğru bir iletişim kurmakmış gibi gelmiyor yani. Bunun bir şekilde açıklanması gerekiyordu belki. Ben olsam ben de galiba sıkı bir pazarlık yapardım diye düşünüyorum. Şimdi işin goy goy tarafı bir kenara, yani hani bölümleri kaldırma açısından, ama adam zaten bir açıklama videosu çekmiş. Ve orada tüm samimiyetiyle anlatıyor yani. Hani ben de açıkçası gerçekten üzerine 5 dakika bile kafa yormadığım bir konu yani. Hasan Can videosunu kaldırsa bana ne, kaldırması bana yani. Bana ne derken yani, ülkeye ne yani. Bu niye bu kadar gündem oldu onu da anlamıyorum açıkçası. Çok izlenen biri. Evet ya, yani. Evet, son zamanların en yükselen yani yazısı diyebiliriz. Yani toplum dinamiklerini etkileyen bir iş diye bir şey değil. Alt tarafı bir komedi yapıyor adam, evet, yani. Bir mizah yapıyor yani. Orada 3-5 tane adam sahneye yani böyle kitlesi... gülüyor. Kitlesi başka bir yere de gidebilirdi. Öyle de kurabilirdi ama zaten en başından kurduğu şey... Söylüyor yani, çok büyük parasızlıklar görmüş. Büyük bir parayla belli ki transfer olmuş oraya. Belli sözleşme anlaşmaları yani yapılmış. Hedef kitle olarak da kurduğu şey çok kapsayıcı ya. Ve bunun platformu da birazcık eksen gibi gözüküyor yani. Gerçekten çok fit bir ikili bu arada yani. Evet. Hani görebiliyoruz yani. İzlemeyebiliriz yani gayet hakkımızdır. Kesinlikle. Çok sinir olduysak izlemeyebiliriz. Ağır bir sözleşme maddesi olarak YouTube'daki videolarını kaldırmasını istediyse de yayıncı kuruluş. Ve yani hani bunu kabul etmediğinde kaybedecek çok şey varsa da kendi de orada mutlu olmayabilir. Okey ya abi yani. Üzerinde... Kime ne yani, anladın mı? Ya bunlar da bu arada şeyler. Bunlar da hesap kitap. Yani onu kaldırdığında o da karşılaşacağı şeyleri biliyor. Farkındaydı. Tabii ki canım, bir sürü şey kaybedeceğini biliyor. Onu göze almışsa ve kazanacağı yani... şeyleri de biliyor. Ya bir de seyirci bir şeydir. Herkesin idealist olmasını bekler. Yani budur yani, mesela kim olursa olsun nasıl gördüyse o kişiyi öyle devam etmesini ister yani. İster ki hep orada kalsın ve orada devam etsin. Bu arada şöyle bir şey var. Yani Hasan Can Kaya benim izlediğim kadarıyla yani o bir şekilde 2-3 bölümün içinde hiçbir zaman politik bir duruma da angaje olmadı. Yani bir tutarsızlık da yok ortada. Hani bir varsa bir da varsa da çok gizli saklı. Okey. Yani bir şekilde hani Acun'la anlaşıyor olması mesela hani bir tutarsızlık gibi gelmiyor bana. Ulan bunca zaman böyle konuştun. Şimdi Acun'dasın filan. Videoyu silmeye hani... tepki genellikle. En büyük tepki video silmesine. Yani eksene de. Yok aslında. Yani Acun bir genel olarak yani eksen genel olarak bir basit bir dijital platform gibi algılanıyor çünkü. O da küçük çaplı. Bu video silme büyük olay yarattı. Yani Ekşi Sözlük'te hakkında ayrı bir madde açıldı. Sürekli herkes hakaret ediyor. İşte abone sayısı azaldı. Allah Allah. Video yani çok için. Garip geliyor mesela bana bu kadar büyük tepkiler yani. Biraz da başka şeylere tepki veremiyoruz ya. Bilmiyorum. Hasan Can Kaya'yı böyle gündelik takip ediyor olsaydın belki sen de çok sinirlenebilirdin. Onu da bilmiyoruz yani. O tepki de sonuçta doğacak. O da çok doğal bir şey yani. Ama yani bence genel toplum refleksi şöyledir. Genellikle bir şey seçilir. Bir kişi seçilir ve onun üzerine herkes saydırır. Yani bu sistemin yaratıcısı var. Yaratıcıları var. Yani tepkinizi Acun'a gösterebilirsiniz mesela. Bu kadar insan yazıyor. Bu kadar bir dolu insan yazıyor. Bir tepki göstermek istiyorsanız çok fazla boykot edeceğiniz şey var. Yani sistemi evet yaratanlar ve elinde gücü bulunduranlara aykırabilirsiniz. Yani Hasan Can'a laf etmek işin en kolay. Biz seni izliyorduk. Seni biz var ettik. Bütün videolarını deli gibi izledik. Şimdi nereye gidiyorsun? Yani bu en kolay. Abi nereye gidecek adam abi? Parasını almış. Adam parasına bakıyor. Gayet de içinden bir açıklama yapmış yani. Hepimizin hayalleri var, idealleri var. Olmak istediğim yer burasıydı ve şimdi buna ulaştım diyor. YouTube'dan, daha ne desin ki mesela YouTube'dan adam? YouTube'dan bütün ekibe yetecek bir gelir elde etmek insanların sandığı kadar kolay bir şey değil. Ekipli çalışan YouTube kanalları için özellikle yani. Hiç kolay bir şey değil. Kolay zannediliyor genel olarak bildiğim kadarıyla. Atıyorum Hasan Can Kaya'nın 1,5 milyon abonesi var ve çok rahat idare edebildiği falan sanılıyor olabilir ama çok büyük bir ekiple çalıştığı için yeterli gelmiyor da olabilir. Ben çok fazla reklam aldığını görmedim mesela direkt şey için. Bir iki sefer gördüm de öyle çok fazla reklamlı çalışan bir kanal da olmadığı için zorlanıyor olabilir. Yani bunların hepsi
bu mevzu analiz edilirken masada olması gereken, konuşulması gereken şeyler diye düşünüyorum. Bu empati yaptıktan sonra o zaman açıklayalım arkadaşlar, biz gerçekten eksene geçiyoruz. bu muhabbeti bu yüzden alıştırmak için. Hem de rota oluşturulduysa attık arkadaşlar o programı. Arkadaşlar Volvo ile beraber geçiyoruz. Yani izleyenler kendince haklı, izliyorlardı, gülüyorlar, defalarca açıp izliyorlardı ama Hasan Can da kendince haklı. Zaten sevmeyenlerin, onun hiç komik bulunanların da zaten hiç ilgisini çekmeyen bir konu. Su akar yolunu bulur diyelim. Su akar yolunu bulura bağlayarak bitirdiğimizde... Su akar yoluna mı? Damat Kaya şarkısının en kötü... O zaman Hasan Can Kaya'yı düşünme. Su akar yatağını bulur. Evet. Evet arkadaşlar, sıradaki konumuz ne? Bir dakika ki... konuya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar ofise geldik. Bizi evine almayan Övgü ofisin doğal gazını kapatmış. İnanılmaz bir şey. Yani artık bu kadarı olamaz. Gerçekten buz gibiydi. Bu kız dondu. Ben dondum ya. Ben üstüm. Şuna bak, benim üzerime giyin. Kaan'a bak. Hayatta şunu giymez. Arkadaşlar giydi ben yani. Hasta oluyorum. Bu hafta yakıcı bakışlar yok. Bakın Övgü yüzünden bu. Ve şöyle bir şey var. Dedim ki ne oldu dedim. Bozuk dedi. Demin gittim. Bak demin. Çok geçmedi. Demin. Barı düşmüş. Barı açtım. 1 ile 1.5 arasına. Aynen 1.5 arasına açtım. Onu barını çekersen böyle suyu hafif verir ve o bar çıkar. Ve şimdi çalışıyor. Ortam nasıl ısındı? Barı. Bak ben soyunuyorum. Hakikaten soyunuyorum. Hakikaten. Arkadaşlar inanılmaz bir müjdemiz var bu arada. Zeynep yeni bir programa başlıyor. Ayda. Kardeşin sürprizini bak. Şaka değil. Şaka değil. Katıldı. Yeni bir sohbet programı mı geliyor yoksa Zeynep? Arkadaşlar. Ne oluyor oralarda? Bakın şöyle sizlerle birlikte karşılıklı bir dertleşme, bir hoş sohbet, bir pezemenklik, ayıptır söylemesi. Bir dert dinleme programı yapayım dedim. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Güzin abla olacaksın yani. Yani Güzin abla demeyelim de yani böyle bir bakacağız ya. Kervan yolda düzülür. Güzel. Bakacağız. Güzel. Evet, sıradaki konumuz Hasan'la benim çok sevdiğimiz bir aktörün, çok saygı duyduğumuz, bugüne kadar aksiyon sinemasına kattığı olağanüstü değeri gerçekten bağrımıza bastığımız, gönlümüzde yaşattığımız Tom Cruise geçtiğimiz günlerde sette yaşanmış elim bir olay yüzünden bir ses kaydı düştü sosyal medyaya ve Tom Cruise Covid kurallarına uymayan set işçilerine bağırıyordu. Ve tabii ki biz de bu konuyu burada konuşmak üzere gündemimize aldık. Haklı Tom Cruise bu arada. Ben ilk önce onu söyleyeyim. Tom Cruise ne yapıyorsa haklıdır arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ya. Yobaz Scientologist'e hak veriyoruz. Bugün yani. Herkesi haklı bulacağız. Bugün öyle bir karar aldık. Ben bu arada Scientology'nin fasiküllerini okudum. Fasikül. Bana çok mantıklı geldi bu arada. Münih'te kilisesi vardı Scientology'nin bu arada. Ben girdim. Oğlum Türkiye'de bile olabilir. Gitmedim ama gidersem kesin giderim. Yani çok haklı. O konuda da haklı Tom Cruise. Tamam, hadi bakalım Hasan'cığım. Evet. Ne diyoruz şimdi Tom Cruise'la ilgili? Öncelikle ağzını topla. Puşt dedikten sonra. Ay ben olsam bu arada %100 o seti terk Güzel etmiştim. Oynamış ama. Zaten bir sürü... Bu tip şeyleri çoğuları çok iyi oynuyor kral. Bir sürü set işçisi zaten ayrılmış. Gerçek bir Magnolia'daki performansı diyorum ben. 5 kişi ayrılmış. 5 kişi mi? Kişi ayrılmış. Çok iyi yapmış. Şöyle var ya elimdeki telsizi kafasına atarım. Siktir lan sen kimsin lan bize bağırıyorsun derim ve şimdi terk ederim bir orayı. Bir kere kendisi öyle büyük bir profesyonel ki herkesten aynı profesyonelliği bekliyor. Burada bir yanlış olduğunu düşünmüyorum. Uçaktan mı atlaması gerekiyor? Niye dublör kullanayım? Benim atmam gerekiyor diyor. İşte şovlarına bayılır. Şov yok ki bu arada. Kendisi görünmüyor bile bu arada. Yani kafası yani falan şey kapalı yani. Adam uçaktan atlıyor mu atlıyor sonuçta yani. Öyle bir olay da var. Ama settekiler ne yapmıyor? Bir kuralı uyamıyorlar. Bir kuralı uyamıyor. Onlara da bağırır artık. Adam diyor ki ben burada stüdyoya kendimi satıyorum diyor. Takın abi şu maskeyi diyor. Takın maskeyi diyor hakikaten. Peki biz buradan tabii Tom Cruise'u gömmenin dışında ne konuşacağız? Kimler sizce sette veya bildiğimiz de olabilir tabii ki tahmin etmekten de öte. Bildiklerimiz de var. Sette tersi pis olan insanlar kimlerdir sizce? İlk Christian Bale'ı söyleyelim. Christian Bale'ı. Bilinen biri. Evet, zaten Tom Cruise'un ses kaydı düşer düşmez onunla karşılaştırılır. Elizabeth Moss'u da duymuştum bir yerlerden. Öyle mi? Bak gene aynı Scientologist. Emin değilim ama evet bir öyle bir dedikodu vardı sanki. Ben buradan bir tane önereyim. YouTube'da videosu da var. David O. Russell'ın Lily Tomlin'le yaşadığı o korkunç kavga. David O. Russell ama zaten çok sorunlu biri. Büyük bir psikopat. George Clooney ile araları inanılmaz bozuk zaten. Ta Tricking zamanından. Saç değil misin? Onunla çok atışmışlıkları var böyle açıktan. Bradley Cooper nasıl çalışıyor la bununla?
Ya Bradley Cooper çok uyumlu bir adam. Peki Jennifer Lawrence hiç Jennifer Lawrence da çok uyumlu bir insan. Ben hiç öyle duymuyorum deli ya. Deli dolu bir insan hani o David yani Orson'un manyaklığıyla bir şey içinde. Tersi pis içinde. Diye biliyorum yani. Christian Bale'le de çok iyi anlaşıyor. Christian Bale'le de iyi anlaşıyor. Evet. Bayağı kankalar. Kim? David Russell'la Christian Bale. Ya bir kere şey kesin ya, David Russell'ın setinde bayağı psikolojik şiddet var, onu görüyoruz zaten. Filmini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Evet. Ulan bari iyi yönetmen oldu ya. Çok iyi yönetmendir. Bayağı iyi yönetmendir. İyi hadi peki. Sen seviyor musun? Sizi kırmayayım hadi peki, tamam hadi peki. Yani kötü filmi çok az David Russell'ın şimdi. Not My Cup of Tea. Hayır hiç sevmem zaten. I Heart Huckabees. Benim favorim Trickings. Silver Linings Playbook. Silver Linings Playbook en bu aralarda benim sempati beslediğim benim film. Benim favorim de Trickings bu arada. Bence çektiğin iyi film o. Türkiye'den düşünüyorum hakikaten Zeki bu arada. Zeki Demirkubuz hakkında ha, tabii ki setinin sert olduğu hep söylenir. Semih Kaplanoğlu hakkında da var. Evet, Semih Kaplanoğlu hakkında da var. Yani bu zaten bu kuşaktaki yönetmenler hakkında çok duyuyoruz. Türkiye'deki birçok yönetmen. Diziden Nihat Durak diyeyim ben. Ne alaka ama gerçekten çok arıza. Uf felaket. Russell Crowe'u tahmin ediyorum. Her yerde kavga çıkardığı için gerçekten seti de muhtemelen mi çıkarıyordur. Aa bak şaşırdım ona şu anda. Ben tahminde bulunursak eğer bir bilgim yok bu arada. Nicole Kidman'ın biraz sorunlu biri olduğunu düşünüyorum ama hiçbir bilgim yok. Ben de Julian Moore konusunda düşünüyorum onu. Tamam, çünkü Kanda asistanını haşladığı yolda giderken bunu duymuştuk. Ay canım ne olur yapmayın ya, benim en sevdiğim annem ya. Maps to the Stars senesi sanırım asistanını yolda Kanda haşlarken gözüküyor. Of, görünüyor. Üzücü oldu bu. Bayağı üzücü oldu benim çünkü ama bilmiyorsun annem haşlıyor da yani bilmiyoruz sonuçta. Tilda Swinton nasıl sizce? Yok. Onu burada anmayalım. Nasıl yani size sorun? Yani çok tatlı biri olduğunu düşünüyorum. Yönetmenine göre diyorum ben. Ben mesafeli olduğunu düşünüyorum. Evet. Sorunun bilmiyorum ama mesafeli biri olduğunu düşünüyorum. Ama yani yönetmenine göre diyorum ben. Mesela bence şeyi hatırlıyorum. Jarmusch'la Only Lovers Left Alive setinin harika geçtiğini duymuştum. Üçü anlamında da. Çok harika bir setmiş o yani. Çok uyumlu bir işbirliği olmuş. Filmi çok sevdiğim için okumuştum Ayı Gibi Trivia'larını ve set arkasını. Filan. Dur ya, Türkiye'den düşünüyorum ben. Oyuncu düşünüyorum hakikaten. Bir Beren Saat'in Hatırla Sevgilinin setini terk etmişliğini duymuştum. Ve ama herkes de hak vermişti. Yani sette böyle bayağı 30. saatine filan girmiş beklemede. Ve 3. sezonu muymuş neymiş. Ve artık yeter yani diyerek. Ve tabii ki onunla birlikte terk eden bir 4-5 tane daha oyuncu. Duymuştum Hatırla Sevgili. O böyle bayağı konuşulmuştu sektörde yani yıllarca. Benim çalıştığım hiç olmadı desem. İnan, yani çok garip değil mi? Garip hakikaten. Evet, yani herkes hiç öyle çok mu tatlıydı? Ayı gibi arıza bir oyuncuyla hiç çalışmadım yani. Özel olarak hatırladığım biri yok. Sadece şey var. Aytan Gökçer. Aytan Gökçer evet, tiyatrodan geldiğim usta da olduğu için biraz zordur büyük ihtimalle. Tamam. Gerçek bir divaydı ya. Gerçek bir divaydı. İnanılmazdı yani. Peki tahminde mi buldun sen? Yabancı ya da Türk. Fırat Tanışlar'ım. Fırat Tanış. Zor diyorsun. Bence zordur seti. Nihal Yalçın zordur. Yani şey hani aptallığa tahammülü olmayan bir zorluktan bahsediyorum tabii ki bu arada. Hani yoksa Nihal'i çok severim. Kendim de çalıştım. Bir arızasını görmedim. Ama genel olarak setteki aurasına bakınca yani böyle herhangi bir şekilde aptallığa karşı tahammülü olmayan bir oyuncu. Tom Hanks'le ilgili inanılmaz iyi şeyler yıllardır anlatılır. Yani bütün set çalışanlar anlatılır. Belli ama ya. Matt Damon falan belli yani. Yani hem hak hukuk konusunda hem insanlara yaklaşımı konusunda yıllardır övülür yani. Gerçekten yani inanılmaz. Walt Disney falan oynuyor adam zaten. Ne? Walt Disney falan oynuyor yani herif. Kime duysanız şaşırırsınız. Mesela ben Emma Stone'u duysam çok üzülürüm. Ben de, yıkılırım ben yani. Ben zannetmiyorum ama ben de zannetmiyorum yani. Chazelle Ryan Gosling mesela sıfır ihtimal. Bence de ya. Sıfır. Bir de o Akrep Burcu biliyor musun? Asla yapmaz. Ya böyle rahat adam yani. Egosu da yok İsrail Gonzi'nin. Tabii ki. Chazelle'in mesela zor bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Yani çok çünkü şey mükemmeliyetçi bir mükemmeliyetçi isimler genelde zor oluyor Fincher yani. Fincher mesela. Fincher'ın zaten Fincher duyuldu ama zaten canım çok setleri zorlu geçiyor. Bitmiyor yani günü bitmiyor. Christopher Nolan'ın setinde de oturacak yer koymuyorlmuş oyuncular oturup şey yapmasın diye. Gerçekten ya yapma lan bu adam hakikaten. Evet gerçek bu. Şey birisi açıkladı, oyunculardan bir tanesi açıklamış Tenet öncesi. Matthew McConaughey bayağı arıza bir vibe veriyor bana. O da bence tatlı birisi, öyle gözüktüğüne bakmayalım. Sanmam be, delini tek yok. Jared Leto mesela, ay tam bir ama, diva siniri vardır onda. Eşek. Jared Leto ne ya? Joaquin Phoenix sizce nasıldır? Bence sıfır muhataptır herkesle. Sanki.
Değil mi? İzoledir orada da evet. Yani. Göründüğü gibi birine benziyor. Bence de. Rooney Mara tatlıdır. Abdülhatif Keşiş'in zaten olaylarını biliyoruz. Mesela olayı bildiklerimiz arada söyleyelim de. Hani sadece olay, o olay değil. Hep zor bir yönetmen olduğu. Stanley Kubrick'in Shining setinde yaptıkları tabii ki. Korkunç ötesi. Martin Scorsese ile ilgili hiç olumsuz bir şey daha bulamadım. Ay dedi ya. Ay tontiş. Onu birine bağırırken düşünebiliyor musun ya? Ben setin kamera arkasında bile hep görüntü yönetmenine gidiyor mesela. Bak o var ya, gerçekten bence çok önemli bir şey. Ciddi bir racon. Yani yönetmenin monitörün başından bağırmaması oyuncuya ya da görüntü yönetmenine. Oradan kalkması ve yanına gidip mesela atıyorum oyun verecek. Yani adam oraya biraz şey değil de hani oraya gidip yapması bir yönetmen hakkında bence çok fazla şey söylüyor. Çok ben, kibar bir davranış yani. Ama zaten Martin Scorsese'nin o kibarlığı ve mütevaziliği evet. Yani herkese gidip görüntü yönetmenine olmaz. Böyle yanında brief veriyor ya, o mesela bence çok asil bir şey yani. Coenler bence çok pistir. Pistir yani, değil, pis zaten belli yani. Ya neler yapıyorlardır var ya onlar sette. Arkadaşlar peki söylüyorum, açıklıyorum buradan. İyi polis kötü polis de yapıyorlardır. Taylanlar. Böyle. Her kardeşte olduğu gibi. Ben Taylanlarla çalıştım. Taylanlar zor. Zor. Disiplinliler bir kere. Yani o hakimiyeti kurmak konusunda da becerikliler. Ay, sen deli misin? Yani muma çeviriyorlar seti tabii ki yani de. O zaman Taylanlar demişken Azizler'in fragmanı da yayınlandı. Ben bir yönetmen daha söyleyeyim. Pis, ondan sonra geçelim. Çok tersi pistir. Gani Rüzgar Şavata. Kim? Gani Rüzgar Şavata. Türkiye sinemasının en mükemmeliyetçi yönetmeni. Ahmet Kaya filmi çeken isim. Gani Rüzgar Şavata işlemedin mi? Hani hayatımda şöyle şaka söyleyeyim. Yapıyorsun. İşte yani, ailesinin izin vermediği Ahmet Kaya filmini çeken kişi. Ama kariyeri şeylerle dolu zaten. Bu tarz filmlerle dolu. Tam da bir yönetmen ismi değil mi? Gani Rüzgar Şavata. Ama yemin çektim. Ederim story çektirmem ya. Öyle söyleyeyim. Bırak filmi. Evet, Azizler. Story mi çeksene, hoca dedirtmem ya. Azizler'in fragmanı çıktı. Taylanların yeni filmi. Aynı zamanda Bir Başkadır sonrası insanların Berkun Oya'ya da ilgisi dramatik şekilde arttığı için Berkun Oya'nın da senaristi olduğunu söyleyelim. Heyecan Doruk'ta, Engin Günaydınlar, Haluk Bilginerler, devasa bir oyuncu kadrosu. Tuhaf bir fragman, ilginç bir fragman. Mesela sen o kadar etkilenmemişsin. Ben fragmanı sevmedim. Ben de ilginç buldum çünkü film hakkında hiçbir şey neredeyse. Ya fragmanın kötü kesildiğini düşünüyorum. Filmle hakkında bir şey söylemiyorum. Film iyidir de muhtemelen. Ben çok sevdiğim yönetmenler zaten. Berkun Oya'yı da çok sevdiğim için eminim yani filmden beklentim yüksek en azından. Ben yine bir Coen tadı aldım yani. Öyle bir dünyaya benziyor gibi yani. Ama zaten çok seviyorlar ya. Yani evet, zaten Vavien de öyleydi de. Evet. Yani Küçük Kıyamet öyle değildi mesela. Ben mesela biraz daha Vavien'e tapanlardan. Vavien'e yakın bir film olacak gibi gözüküyor. Vavien'in fragmanını düşünüyorum ben de. Hani acaba şey yapıyor muydu bizi, o kadar heyecanlandırmış mıydı diye. Hiç hatırlamıyorum Vavien'in. Çünkü Vavien büyük bir sürpriz. Ya Taylanları zaten seviyorduk ve daha önceki filmlerinden de açıkçası yeni filmini merakla bekliyorduk ama Vavien başyapı seviyesinde bir film çıktı. Acaba fragmanı onu muşluluyor muydu yani? Bence değildir. Çünkü burada ben Netflix'in bir irade gösterdiğini düşünüyorum fragmanla ilgili. Yani daha böyle bir çok tutacak bir dizi fragmanı gibi kesildiğini düşünüyorum. Yani herkesin... Çok kişiye ulaşmak için. Evet, yani çok herkesin böyle çok spot sahnelerinin arka arkaya bağlandığı bir fragman. Benim tarzım bir kesme değil, fragman mantığı değil. Ama yani tabii ki inanılmaz heyecanlıyım bu tabii arada, ki filmle ilgili. Fragman mantığı olarak biraz A Serious Man'i şey almışlar, göz önünde bulundurmuşlar gibi geliyor. O sürekli tekrarlanan replikler vesaire A Serious Man'in trailerında da var. Zaten, evet, benim doğru. En sevdiğim film fragmanlarından biridir bu arada. A Serious Man'in yapılmış ya. Kesilmiş en iyi fragmanlardan biri. Çok orada dikkat çekici bir sahne var ya, yani şeye vurma, kapıya aynen. Vurma sahnesi falan. Burada öyle bir şey yok yani, ritmi yükselten evet, bir şey yok. Evet, sadece bir gönderme gibi kalmış. Azizleri merak ediyoruz ama ya yani. Tabii ki çok merak yani ediyorum. Yani fragmanı çok kötü de çıksa hemen geldi an izleyeceğiz yani. Evet, şu an hepimizin Türkiye sinemasında en çok merakla beklediği film evet. Diyebiliriz yine. Yani vizyona yani. Girse orada da ilk seans giderdik herhalde. Tabii. Şeyi derdik. Merak ediyorum, Berkun Oya ile Taylanlar arasındaki uyumu da açıkçası merak hakikaten ediyorum. Hakikaten evet. Yani nasıl bir, çünkü Vavien Engin Günaydın'ın bir senaryosuydu. Burada divalar ekleşiyor vallahi. Yani. Evet, duyan gelmiş. Bin Nurkaya, Engin Günaydın, Haluk Bilginer, İrem Sak, İlker Aksun var. İlker Aksun da var mı? Var gördük. O bütün kankilerde oluşmuş. Evet, bütün tayfor da. Hakikaten öyle. Bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. Evet, okey, bu da tamam. Mandalorian'a geçiyorduk. Şimdi Mandalorian'ın finali, normalde burada böyle şeyler konuşmuyoruz ama bizi etkileyen durumlar gerçekleşti o finalde. Şimdi bence Star Wars izleyici, ya henüz izlememiş olanlar Mandalorian'ı
aşağıdaki konu seçimlerinden birazcık ileri alsınlar. Çünkü heyecanlandık ve muhtemelen bahsederiz o meseleden. Bir spoiler geliyor buraya. Bir spoiler uyarıyorum. Geliyor. O neydi ya öyle yani? Bekliyor muydun? Yani Star Wars evreninde böyle çok çarpıcı anlar var. Gerçekten böyle küllerini ürperten. Hatta ben yeni üçlemede onu Han Solo'nun sahnesiyle ilgili söyleyebilirim. Hani oğluyla karşılaştığı sahneyi söyleyebilirim. En az onlar kadar etkileyiciydi. Çok duygusal. Hiç beklemiyordum. Bir de yani bir Jedi var ama hangi Jedi gelse heyecanlanırız zaten ama hangisinin geldiği de bir şey ya. O yani. Jedi geldi. Evet yani olabilecek en iyisi yani. O girişi peleriniyle uzun bir süre görmememiz, sürekli küçük detaylarla ipuçlarıyla böyle bize sadece hissettirilmesi, işte eldiven. Siyah beyaz ekrandan görüyoruz zaten sürekli işte pelerin. O yavaş yavaş girişi, kılıcının rengini göremiyoruz. Aynen. O önemli bir detay. Hani bir şey, yine bir kurgu da atabilir miyiz ya buradan? Benden ne bekliyorsun hem burada oturuyorum hem telefonuma bakamıyorum. Wheel of Time olsa burada manyak gibi konuşacak, tek başına olsa. Wheel of Time olsa sizi buraya böyle ağaç gibi dikmem, tek başıma program yaparım. Biz senin burada bahsettiğin Aşkın Memnun'u dinledik. Bu şekilde, bu şekilde. Evet, ben blok. Aşkım beni bayağı... Blok. Aralarda espri değildi. Blok. Şey dedi ya arkadaşlar. 3 dakika bile olmadı daha. Böyle Star Wars izleyip sevmemek değil. Koskoca bir Star Wars cahili var yanımızda. Ve böyle işte alay ediyor. Her cahil gibi. Anlamadığı, bilmediği şeyle burada alay ediyor. Halbuki Grogu'yu görse Grogu... May the Force be with you hayatım. Haydi. Öyle miydi? Neyse ben son olarak şey ekleyeyim o zaman. Mandalorian'da Star Wars dünyasındaki yerini anlamak için de Jedi'in geldiği an önemliydi. Yani o güç dengesini de görüyorsun. Orası da bayağı heyecan vericiydi. Aynen öyle. Beni tek korkutan şey bunun gazıyla bu evreni bir güzel böyle Marvel evrenine çevirecekler gibi gözüküyor son açıklanan projelerle. Umarım içimiz dışımız Star Wars olup da bu işten darlanmayız diye ümit edelim. Bir de şey, yeni bir teori şeyi başlayacak, bombardımanı başlayacak. Bebek Yoda'ya ne oldu? Çünkü yeni üçlemede görmüyoruz kendisini. Evet, bu konu da bitti. Bu konu da bitti. O zaman şeye geçelim diyorum. Geçtiğimiz hafta bir videoyu defalarca izlediğini duydum Hasan. Sosyal medyaya düşen bir videoyu. Bir kavga. Bir anlatmak ister misin bize? Buraya belki videoyu da koyarız. Evet, çok epik bir anı var. O yüzden defalarca izledim. Ya ders adeta bir ders. Her zamanki sokak... toplumsal bir barış. Sokak röportajlarından birisinde. İki tane karşı taraf var. Bir süre sonra birbirlerine giriyorlar. İzleyen zaten izlemiştir. O sırada bir tane süper kahraman çıkıyor. Gerçekten pelerini yok bir tek. Ve giriyor. Bir dakika diyor. Bir kutsal kitapla. Bir dakika. Herkes belini açabilir mi diyor. Ve Yasin okumaya başlıyor ve enteresan bir şekilde bütün etraftaki herkes o dua ritüeline dahil oluyor. İnanılmaz bir an, gerçekten epik bir an. Mandalorian'ın finaliyle birlikte bu da birlikte aynen konuşulabilir. Bunu biz de denedik bu arada ve oluyor gerçekten. Hani bunun sonucunda bütün kavga, sadece kavgalar da değil, bütün yani hayatın akışını bu şekilde durdurabiliyorsunuz. Zamanı mı durdurmak istiyorsunuz? Yasin-i Şerif okuyun. Biz de dedik ki madem burada bu kadar büyük bir güç var, bir sürü insanı durdurabilecek, başka nasıl güçler olabilir bu tip kavgaların önüne geçebilecek? Bizi mesane durdururdu bir kavga esnasında yani. Biz biriyle tekme tokat girmişiz mesela. Nasıl bir hareket bizi engelleyebilirdi? O kavgayı bir anda kesebilirdi. Güzel bir piyano solo mu? Güzel bir piyano solo. Seni sakinleştiriyoruz. Böyle bir anda mesela hayvan gibi kavganın içindeyim, çat bir anda bir Eric Satie başlıyor mesela. Bak böyle bir anda durursun hakikaten. Şöyle durursun, bir hayatı sorgularsın hakikaten. Lan ben neyin kavgasındayım dersin yani. Hakikaten insanı varoluşsal şeyler uyandırabilir. %100. Benim daha önce denenmiş de bir şey. Var aslında böyle bir şey. Damat alayı. Damat alayı beni her zaman durdurur. İki elleri bir geridir ya. Evet Kaan'cığım. Benimki Gandalf. Yani bir kavga esnasında uzaklarda ufukta Gandalf'ın geldiğini görürsem. Gri mi beyaz mı? Hiç fark etmez. İsterse siyah olsun. Gandalf olsun da nasıl olursa olsun. Onu gördüğüm an anında dururum. Bir de İsrafil'in borazanının öttürüldüğü anda bütün dünyanın duracağını düşünüyorum. Bütün kavgaların, bütün bu düşmanlıkların. Hepsinin duracağını düşünüyorum. O anı bekliyorum. Ama o şey gibi olacak. Thanos'un şıklatması gibi mi olacak? Evet. Herkes bir anda... Hayır. Önce... Şöyle bak. Aynen çalıyor önce. Büyük bir yayılıyor.
Hakikaten bir göt olursun abi. Kavga mı kalır ya? Manyak yani. İmana gelirsin. Bir anda laps diye kendini yere bırakırsın secdeye. Şey gibi. Müziklerin Efendisi'nde şey yıkılıyor ya. Sauron'un kulesi evet. yıkılıyor. Evet. Şeyler, devler şey oluyor. Ne oluyor lan? Orkular, Uruk-hai'ler. Evet, aynen. Diktatöre yaslanma öyle düşersin işte. Aynen. Sauron, ay arkadaşlar Sauron'un o böyle laps laps diye o düşüşü ay bitirecek. Sonra en güzel çekmiştir hakikaten ya. Rahmetli Peter Jackson. Peter Jackson Beatles belgeseli geliyor bu arada. İnanılmaz heyecanlandım. Hadi gözün aydın Kaan'cığım. Hadi gözün aydın. Evet, çok güzel bir sneak peek çıkmış. Yani inanılmaz heyecanlandım. Sabah gördüm, yeni çıkmış bu arada. Bakın, İzlemeden heyecanlandım. Beatles hayranları bir, yok hiç daha önce ortada olmayan bir arşivden kurgulanıyor. Baya Beatles'ın inine girmişler. Wow. Büyük iş geliyor. Apple TV Plus. İnşallah şey kadın botlanmıyordur gene. Hangi kadın? Yoko Ono. Yoko Ono. Peki size güzel bir trivia. Christopher Lee'nin, Saruman oynayan oyuncunun, eski MI6 ajanı olduğunu biliyor muydunuz? Bunu bana vermiştim bu bilgiyi. Çok acayip değil mi? Ben sana başka bir trivia veriyorum. Dur bir dakika. Bir dakika eski olduğunu nereden biliyoruz? Eski olduğunu... Ha bir de o var. Adama diyorlar ki, yani bıçaklanıyor ya bu. Nasıl o kadar gerçekçi, yani bir, ya ölümü nasıl o kadar gerçekçi oynayabilirsiniz diyorlar. Hakikaten olağanüstüdür. Yani çünkü ilk defa bıçaklanmıyorum ki diyor. İnanılmaz. Toprağı bol olsun ve bir fatihanızı eksik etmeyin Christopher Lee'den. Ajanlığı bırakıp oyuncu mu olmuş yoksa oyunculuk ve ajanlığı bir arada sürdürmüş mü bir daha? Onu asla bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz Kaan. Bir zamanlar ajanlık olduğunu biliyoruz. Hala da ölmemiş olabilir Christopher Lee. Tabii. Christopher Lee ile ilgili bir trivia vereyim ama bu trivia'yı bir tek sen bilmiyorsun. Öyle bir trivia. Kendisinin Saruman'dan daha iyi oynadığı bir rolünün Star Wars'ta olduğunu biliyor musun? Count Dooku olarak. Alsanız Star Wars bilgisayarsın. İzlemen için sebep de o. O güzel gerçekten. Sebep gibi sebep. Arkadaşlar size söz veriyorum. Zeynep Star Wars'u izleyecek ve köpeği olacak. Bak köpeği! Kölesi burada, olacak. Burada köpeği. Bunları evet arka arkaya kurgulayacağız bugün söylediklerini ve yıllar Star Wars sonra izledikten sonra söyledik. Utku varken böyle şeyler cümleler kurulmuyordu. Köpeği olmak falan. Evet, Utku yok rahatladık. Gidince... Hakikaten hayvan duyarı bitti be. Evet, evet devam edelim. Yeni konuya geçelim. Her duyulduğunda etkileyen film müzikleri. Anam. Bakalım tam neler gelecek konu. Aklımıza. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü playlist ki berbat bir bloktur. 20'lik bir şey listesi soundtrack. Yapmış. Soundtrack listesi. En iyi soundtrack listeleri. Ama playlistin yaptığı listeden bir şey olmaz diye. Biz de kendimiz sevdiğimiz film müziklerini burada gündeme getirelim istedik. Evet, Zeynep senden başlayalım mı? Başlayalım. Ne geldi aklına ilk film müziği deyince? İlk. Yani en etkilendiğin bir tane söylemen gerekirse. Veronique'in ikili yaşamı. Çok güzel. Dünyada yapılmış, yapılabilecek en iyi soundtrack olduğunu düşünüyorum. Güzel. Damage da benim için en sevdiğim soundtrack. Zaten aynı besteci. Ben de Blade Runner'ı söyleyeyim. Of, Vangelis. Yani olağanüstü gerçekten. Sinema tarihinin en iyi soundtracklarından bir tanesi. Kesinlikle. Ben biraz daha yeni bir isimden bahsedeyim. Mika Levi. Mahalorian ha değil yok, pardon. Under the Skin'in müziklerini yaparak zaten bir adım atmıştı ve yani böyle filmi izlediğimizde de kafayı yer gibi olmuştuk. O kadar iyi müzikleri var ki. Sonra bir de Jackie'yi yaptı. Jackie'deki müzikleri de inanılmaz. Yani Mika Levi böyle daha original score'cu değil de gerçekten filmin çok temel bir unsuru. Çok temel bir unsuru. Kesinlikle arka planda kalan bir şey haline gelmiyor. Direkt olarak ne bileyim kameranın önemi neyse o film için müziğin de önemi o haline geliyor. Çok progresif, çok yaratıcı ve çok iyi bir müzisyen gerçekten. Benim şu an en takip ettiğim, en yakından takip ettiğim müzisyenlerden biri. Soundtrack önemlidir sizin için. Benim için bayağı en üst sırada diyebilirim. Tabii ki çok önemlidir. Başka yani hemen de emzürürüm yani. Filme göre değişmekle birlikte tabii ki çok önemli. Yani, epiklerden örnek verelim. Verelim. Yüzüklerin Efendisi üstüne çıkabilecek bir şey var mı aklınıza gelen? Epiklerden mi? Aha. Yani mutlaka Star Wars mesela. Evet. Ha onu daha mı seviyorsunuz? Yani Star Wars'un... Star Wars'un müzikleri ama yani... Dan 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 kaç dan tane dan var dan yani? Bu kadar klasikleşmiş kaç doğru. tane var? Bak ben onu biliyorum mesela. Bilmiyorum. Ama yani bir şeyin Dark Riders'ın üzerine geçebilir miyim? O da ya. Güzel Hatancık tabii ki. Senle favorimizdir. Hiya. Ay, ay müthiş. Şeyde Steam intikamında da şey var. Hani geçebilirim dediğiniz. Aynen. Oğlan Kölü'nün bir Darth Vader'ın bir dövüşü var. Savaş yani. Obi-Wan Kenobi'yi mi seviyoruz? Yok ikisini de sen Darth Vader'ı olacaksın. Senin kafan karışacak izlerken böyle iyiler kötüler hemen ayıramazsın Star Wars filmini. Kolay değil o işler. Sen biraz da oyuncuya göre de öyle Yüzüklerin Efendisi'ne benzemez. Kardeşim ben Yüzüklerin Efendisi'nde de Angmar'ın cadı kralını seven bir insanım. Ben bu arada Yüzüklerin Efendisi'ni daha çok severim Star Wars'tan. Helal olsun. İşte senden beklediğim buydu Kaan. Ama Star Wars'un da hakkını veririm yani. Senden de beklediğim buydu.
Ben Dario Marinelli'yi yine çok beğeniyorum. Anna Karenina'nın bu arada müziklerini yapan kişi kendisi. Bu kadar müzikle iç içe bir filmde yapılabilecek en orijinal şeylerden biriydi. Michael Nyman'ı analım. Ben de Abercrombie'ye gidiyorum bir de. The Cook, The Thief, Her Wife, His Lover. Arkadaşlar filmi izlemeyenler de izlesin. Sonra zaten bir de görüntüyü kapatıp sadece müziklerini de dinleyebilirsiniz. Olağanüstü müzikleri var. Abercrombie diyorum. Güzel. A Single Man'in olağanüstü filmin, Tom Ford'un taptığım filme. Yani. Bayıldım. Ben Tom Ford'un o film, yani Single Man'i bayağı seviyorum da sonraki filmi ben de... Asla değil, saçmalamayın. Bu Kaan'a az önce Star Wars övüyordu. Sakın aptal olmayın. A Single Man'e basın. Colin Firth'le beraber hüngür hüngür ağlamayı bilin. Çok güzel bir soundtrack gerçekten ama zaten Penny Dreadful'un da soundtrack'ini yapandır. O olağanüstü main team'ini. Müthiş bir besteci bence. Tom Ford'un ne modasını ne filmlerini beğeniyorum. Modasını beğenmiyor. Arzu. Cehalet kokuyor masa. Moda cehaleti kokuyor masa. Moda çok overrated bir şeydir arkadaşlar zaten. Moda insanın kendi yakışını değil misin? James Newton overrated söyleyeyim. Kaan'a bak 2 saat önce Le Benjamin diye ağlıyordu. Ben James Newton Howard'ı söylemek isterim. Yıldız'ın müziklerini bir aç dinle mesela. Aynen. Yani. İnanılmaz bir şey. Unbreakable'ın da aynı şekilde. Aynen. Arkadaşlar Asansör pour le Chefo diye bir Louis Malle filmi vardır. Ona Miles Davis'in yaptığı Generic diye bir tema müziği vardır. Wow. Aynı müzik daha sonra Burning'in dans sahnesinde de kullanılmıştır. Onun bir soundtrack olduğunu her zaman hatırlayalım. O da inanılmaz bir soundtrack'tir çünkü. Johnny Greenwood. Tabii ki Phantom Thread'in müzikleri başta olması. Diyorum muhteşem gerçekten. Ya evet, günümüzde hani klasik müzik denilen gerçekten şey birazcık mi? Zaten film skoruna da evrilmiş gibi gözüküyor. Türkiye'den verebiliyor musunuz? Selvi Boylu Mal yazdım. Ben hiç sevmem. Nasıl müziğin de mi? Yok. Aa. Yani ben hiç ben de ama Cahit Berkay not my cup of tea zaten. Ya ben de öylece oturup Moğollar dinlemem de iyi yani müziği. Yok ben hiç sevmem. Cahit Berkay'ın daha iyi şeyleri var. Mesela Dila Hanım. Dila Hanım mı? Dila Hanım mı? Benim de tek sevdiğimdir Dila Hanım. Bence de o daha iyi. Yani mesela ben de onu tercih ederim. Selvi Boylu Mal yazmanım evet daha çok seviliyor tabii ki. Daha bir klasik anlıyorum ama o da ben çok benlik değil galiba. Çok unik yani. Melih Kibar'ı daha çok severim öyle diyeyim mesela. Ablam sınıfı mı? Her şeyin yani. Ben Melih Kibar, büyük Melih Kibarcıyım yani. Melih Kibar da evet iyidir tabii ki. Yani Melih hatta bayağı, şey ölümünde bayağı hayvan gibi üzülmüştüm yani. Katılıyorum. Çok hareketli şarkılarında bile bir hüzün var hep. Böyle. O yüzden Melih Kibar'a ben de daha yakın. Ya ben Türkiye'deki iyi müzisyenler niye film müziği yapmıyor merak ediyorum biraz. Mesela Mor ve Ötesi. Niye bir film müziği yaptıklarını görmüyoruz? Yapmadılar görsek ya. Güzel olurdu. Yaptı mı? Yapmadılar. Ya şarkı verdikleri oldu mesela. Mustafa Hakkın'da her şeyde çalıyor şarkıları da. Direkt original score yapmaktan söz ediyorum. Çok ben, zor ya. Bence kardeş türküler gayet iyi. Daha fazla da yapabilirler. Bir tane var galiba. Yani film için müzik yapmakla... Ya Türkiye'de zaten öyle filmler de yok. Ha? Replikas var. Çok da iyi. Pilbebek bir dizi bayağı çalıştı. Besat Ç'yi yapmadı mı? Evet işte Besat Ç'yi. Dizi oldu. Güzeldi bence. Ben çok izlemediğim için bir şey diyemedim. İyi gitti. Müzikleri gayet iyiydi ama Replikas galiba bu konuda en iyisi. Teoman bir film müziği yapsa mesela enteresan olmaz mı? Çok güzel merak ederdik. Çok, yani bunun için fazla tembel. Teoman film yaptı onun yerine. Evet Balans Men'i arıyor. Berbat bir film yaptı. Teoman'ı canım severiz benim. Ama gerçekten korkutma. Asla uğraşmaz öyle bir şeyle ya. Oturacak Türkiye'de, da soundtrack yapacak. Düşünün ki yani filmi Türkiye'de seven tek kişisin Ançet'in. Balans Men'i arıyor mu? O da çünkü objektif olamaz. Kan kitti ya. Benim gerçekten Teoman'la ilgili kafamdaki tek gap bu olabilir ya. Sinan Çetin'le olan arkadaşlığı. Dostluğu evet. Ne alaka hakikaten ya. Gerçekten çok ilginç. Şimdi hatırladım. Ama onu. Orada bile adam yani Sinan Çetin'e karşı duruşu olan tek insan olabilir yani. Hani hiç sıfır eğiyor yani. Geçen hafta çok... inanmıştık. Altı indiriyoruz Teoman'ı. Ay asla hayır. arkadaşlar konularımız bittikten sonra geçtiğimiz bölüm nedir? Tabii ki kimilerinizin bağrına bastığı, kimilerinizin artık bu ironinin bokunu çıkardınız dediği çağırdık gelme diye geldi sıra. Kimi çağırıyoruz bu hafta ve umarız ki gelmiyor. Ebu Bekir Sofuoğlu. Yani bütün ismiyle bile gerçekten Kur'an-ı Kerim'den adeta bir sure gibi hayatımıza giren, üniversitelerin fuhuş yuvası olduğunu belirten Ebu Bekir Sofuoğlu'nu, Ebu Bekir Bey'i çağırıyoruz. Bakalım neler olacak. Kendisini burada iki kişi savunacak. Evet. Roza gelip... Allah'ım yalvarıyorum edecek. Artık ben çıkmayayım. Ben çıkmayayım artık. Aa doğru sen ben geçen hafta yoktum. Ben çıkmayayım doğru, artık. Zeynep. Birincisi Zeynep. Sakın. Hayır. Tamam mı? Bilmiyorum.
Hasan. Aa, ilk kez. evet, düzenimizi değiştirelim. Birazdan buradayız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çağırdık gelmediğinin 32. bölümünde. Ebu Bekir Sofuoğlu. Bazı dillerde Abu Bakar diye de geçiyor. Kaan, tebrik ederiz bu arada. Sonunda kurtuldun. Arkadaşlar çok buradan teşekkür ederim. İnanılmaz içim rahat şu anda. Haftalardır orada olmak inanılmaz zor bir şeymiş. Bunun psikolojik etkileri var. Hayatıma yansıyor. İnsanlar benden nefret etmeye başlayacaktı. Az kalmıştı. Birazcık şimdi huzur buldum. Hakikaten. Evet, çok talihsiz bir açıklama tabii ki. Bilmiyorum ki ne denilebilir. İnsanların hayat tarzına karışmakta artık, yani bir toplumsal baskı yaratmakta ne kadar korkunç yollar izliyor bu insanlar. Zaten videonun sol üstteki logosuna bakınca, o Akit yazısını orada görünce bilmiyorum ki daha üzerine ne söylenebilir. Bu ülkede nefreti, insanları yaşlarına, ırklarına, arka planlarına, inanışlarına, her şeye göre yargılayan, o nefret yayan, o korkunç güruha ait, oradan çıkmış birisinin üniversiteler fuhuş yuvasıdır demesi, bilmiyorum bunu artık, yani burada bunun ne kadar yanlış olduğunu söylemem bile. Bu bile yanlış olur. Hani bunun yanlış olduğunu söylemek bile yanlış olur. Çünkü bu bunu gündeme getirmek olur. Ve bunu bakalım nasıl savunacaksınız? Çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle Sayın Profesör Bekir Sofuoğlu diyelim. Kendisi de bir hoca. Ders veriyor. Üniversitede ders veriyor. Sanmıyorum ki bir hoca kendisinin de bulunduğu kurumlara fuhuş yuvası desin. Orada hocamızın anlatmak istediği aslında olumlu bir anlam katmak. Sadece becerememiş biraz. Yani üniversiteler özgürlük yeridir. Özgürlüğün öğrenildiği yerdir. Gençlerimizin özgürlüğü tattığı yerdir. Neden fuhuş yuvası da olmasın ki demiştir gibi. Fuhuşu olumlu anlamda kullanmış. Tabii ki fuhuşu olumlu anlamda kullanmıştır. Sanmıyorum Ebu Bekir hocamızın fuhuşu olumsuz bir anlam yükleyebileceğini. Ama tabii ki ülkemizde kavramlar çok karıştığı için fuhuş da olumsuz tınladığı için insanların kulağında. O yüzden böyle bir tepkiye yol açtı. Kendisi sonra da bir düzeltme yaptı zaten. Arkadaşlar şimdi hepimiz üniversite okuduk. Yani üniversite ortamında biliriz yani. Şimdi Ebu Bekir hocamız da Sakarya mıydı? Kırklareli miydi? Değerli bir üniversitede hoca, kendisi öğretim üyesi. Belli şahit olduğu olaylar var. Şimdi hepimiz abi kantinde öpüşmüyor muyuz abi? Bir yere tutuşmuyor muyuz? Bunlar hoş şeyler mi abi şimdi? Yani orada hani kantinin arkasında, tuvaletlerde falan. Hocamız demiş ki, kardeşim demiş, bu öpüşme, sevişme faslını bırakın. Derslerinize konsantre olun. İleride daha çok öpüşür, sevişirsiniz demiş. Okuldayken okul, dışarıdayken sevişme, öpüşme demiş. Mantıksız değil. Herkes dersine konsantre olsun arkadaşlar. En önemli şeydir çünkü diploma, dersler. Ama hayatta daha önemli hiçbir şey olamaz. Ebu Bekir Hoca da birazcık da özenmiş benim anladığım. Üniversitedeki o gençlerin hani gözünün önünde öpüşmeler, sevişmeler olunca olumlu bir yerde Ebu Bekir Hoca'nın da biraz ayarı kaçmış. Haklı, canı çekmiş adamın. Gençlik yıllarına dönmek istemiş ama hocam artık sizden geçti. Siz bu yaştan sonra sakın böyle hatalara düşmeyin. Dedikten sonra hocamıza buradan ne diyelim, saygılar, sevgiler diye. Şey vereyim yani çağdaşlığın doğduğu yer olan üniversitelerde ders veren bir profesördan bahsediyoruz. Yani yanılacak mı abi? Yani bu profesörün böyle şeyler, kötü şeyler söyleyebileceğini nasıl düşünürsünüz? Binlerce öğrenciye bir şeyler öğreten bir insandan bahsediyoruz. O yüzden söylediğine değil, kişinin titrine bakalım lütfen. Kimin söylediği değil, hangi title altında söylediği önemli. Bunu benim babam sözü. Kulağımıza küpe olsun arkadaşlar gerçekten. Aynen öyle. Yine mükemmel bir savunmaydı. Dedim ki benim yokluğumu orada aratmadınız. Ebu Bekir hocamıza var mı söylemesi? Artık bence bu ekip devam etsin. Çok daha iyi savunuyor. Ebu Bekir hocamıza buradan selamlar. Ben de özür diliyorum az önce ona karşı şeyler söylediğim için. İşte herkesin böyle arkadaşları olmuyor ki. Ebu Bekir hocalara hak verilsin bu ülkede. Siz de Hasan ve Zeynep gibi arkadaşlar bulun diyoruz. Çağırdık gelmediden bu haftalık bu kadar. Arkadaşlar abartılara geçit vermediğimiz overrated kataloğumuzda bu hafta gerçeğiyle, sahtesiyle, her şekilde ülke tarihine bile damgasını vuran lise diploması veyahut üniversite diploması, yani ez cümle diploma. Diploma abartılır gerçekten. Hani işe girişlerde sorulur, kız isterken sorulur, askere etkiler, her şeyine etkiler. Diploma da diploma. Aile baskı yapar, komşu baskı yapar. Nedir ya bu diploma, nedir ya Allah aşkına? Yani dünyanın en başarılı insanlarını şöyle bir gözümüzün önünden geçirelim. Evet. En başarılı, en tepede olan. Mesela Mark Zuckerberg. Diploma Harvard'da yok. Okurken bıraktı, diploma yok.
Diploma yok. Ülkemizde pek çok insanın diploması yok. Mesela diploması tartışmalı ve yani aslında bir yani ben şu mantığı çok kolayca kurabiliyorum buradan. Diploman yoksa bir yerlere doğru yükselmen çok daha kolaylaşıyor. Doğru eğer kendini daha doğru, daha iyi geliştirirsen daha çok bilgi edinebilirsin. Çünkü okullar biliyorsunuz ki üniversiteler özellikle çağımızın çok gerisindeki bazı kurumlardır. Kesinlikle zamanı yakalayamayan bir grup 300 tane insanın bir hoca karşısına oturduğu, hiçbir iletişim kuramadığı, antik Yunan'da moda trendi yitirmiş, o gün bitmesi gereken bir şeydir. Her zaman da diplomasız insanları ben diplomalı insanların bir adım önüne koyarım. Mesela bir yerde oturduk, bir diplomalı var, bir diplomasız var. Orada her zaman diplomasız olana gidip sorarım, onunla konuşurum, ondan öğrenmeye çalışırım. Çünkü hayata böyle bakmaz, geçen hafta da bunu yapmıştım. Böyle bakmaz, böyle bakar. Böyle bakar hakikaten. Şimdi zaten diplomanın kendisi toplumdan onay almanın ilk daha yani yetişkinliğe geçerken devlet tasdiği yani. Evet, toplumdan onay alman gerekiyormuş gibi bir insana bir baskı hissettiriyor. Zaten hani bunu kabul etmeyenler için bunu fazla açmaya bile gerek yok. Şimdi diplomaya bu kadar önem atfediliyor. Arkadaşlar diplomanın sahtesini 4 dakikada yapıyorlar. Yani bu kadar önem atfedilen şeyin sahtesi 4 dakikada yapılıyor ya bak. Mühürüyle ıslak yani filan. Zaten pasaportun, paranın sahtesinin yapıldığı bir dünyada diploma nedir ya? Hani dünyanın en basit arkadaşlar. Roza bile basar hakikaten. Cambridge mi istiyorsun? Oxford mu istiyorsun? Harvard mı bu kadar istiyorsun? Değerli hepsinin olsaydı, logosunu alıyorsun, basıyorsun. Yani, bitti. Hele Türkiye'deyseniz buna da gerek yok. Yani diplomaya zaten gerek yok. Herhangi bir şekilde istediğiniz kuruma, istediğiniz mevkiye, istediğiniz yere diplomasız zaten gelebiliyorsunuz. Ama kaldık yaptırmak evde bile yapabilirsiniz bu arada diplomayı. İlla diploma alacaksınız. İlahiyat fakültesinden falan alın arkadaşlar. Doğru bu arada bu. Hangisi? İlahiyat. Çok ciddi bir geçerliliği var. Bakan olursun, vekil olursun. Her şey olabilirsin. Her şey olursun abi. Şu anda her şey olursun. İstediğin her şey olursun. Mühendis bile olursun. Mühendis olursun. Şimdi arkadaşlar o zaman ben de kendi kişisel tarihimden bir örnek vereyim diplomaya. Ne dediniz? Türkiye dediniz falan dediniz. Para dediniz. Sahte dediniz. Benim. Bak ben kötü bir yerde miyim ya? Ben toplumsal olarak kötü bir yerde miyim Kaan? İnanılmaz iyi bir yerdesin. Bugüne bugün bak Kutsal Motor'un ortaklarındanım. 170 bin aboneli bir kanalın ortağıyım ya. Ben kötü bir yerde miyim? Moda'da kendi başıma evim var. Bağımsızlığım var. Özgürlüğüm var. Yediğim önümde yemediğim arkamda. Arkadaşlar benim lise diplomam sahte. Parayla aldım ben lise diplomamı. Şimdi ben o diplomayı mesela çalışsam, didinsem, lisede her gün devamsızlık yapmasam, orada bizim fen matematik sınıfındaki inekler gibi her gün okula gitsem, nerede olacaktım? Gene aynı yerde olacaktım. Bir zaman kazandım. O sırada gittim hayatımı yaşadım. Beni buraya getiren hayatın faktörlerini ben lise diploması almamama borçluyum. Parasını ödedim, aldım. Bitti bu kadar. Bak diploma bu. Şimdi hadi anlam bakkaldan alır gibi aldım. Hadi anlam yükleyin şu parasını diplomasını. Ödedim, aldım. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi evden çıkıyorum. Biraz yürüyorum, yukarıya doğru çıkıyorum, caddeye çıkıyorum. Önümde bir tane üniversite. Çat girdim. Biraz daha gidiyorum, bir tane daha üniversite. Şimdi ben buradan diplomamı alayım. Yoksa para verip diplomamı alayım. Para verip diploma al. Ya bunu bir tercih etsin. Para ver, Bilgi Üniversitesi'nde para ver, diploma al. Biz mesela Kutsal Motor'a ekip arkadaşlarımızı alırken özellikle soruyoruz. Diplomaları varsa almıyoruz. Evet. Mesela burada ekibimizde okuma yazma bilmeyen bir sürü insan var. Ama bu onların dar görüşlü olmadığını mesela gösteriyor tabii bize. Çok daha kutunun dışında düşünebiliyorlar. Bu sene mesela üniversiteye girdi, benim moralim bozuldu abi. Sıfır, şimdi diploma gelecek diye benim elim ayağım titriyor. Aynen. İnşallah yarıda bırakır. İnşallah bırakır. Bak övgü Eskişehir'i yarıda bıraktı. Bak yönetmen oldu abi. Kız kötü bir yerde mi abi? Okuma yazması yok ama yönetmen gayet iyi. Abi gayet güzel. Kamerayı abi focus biliyor abi. Aynen. Kız kameranı basıyor, açıyor. Yok, dünyası görsel, okuyacağı bir şey yok ki. Görsel hiçbir şey zaten yok hakikaten. Bomboş okumasına gerek yok. Diplomanın hakkını veren bir tek meslekte de var. O da doktorlar. Hakikaten asıyorlar şeylerini. Bak doktor olursun. Bak doktor olursun, diplomanın peşine aynen düşersin, anlarım. Diğerlerine gerek var ama mı ya? Ama böyle hukuk, mukuk, yok gazetecilik, medya falan. İşini yap geç. Alay arkadaşlar, alay. Her şey alayda öğrenilir. Alaylı olmak böyle bir şey. Alaylı olun. Dedikten sonra artık o diplomaları herkes şimdi çerçeveli diplomaları yırtsın atsın ve hayatını yaşamaya baksın. Üniversiteleri yarıda bırakın, hayata atılmaya bakın arkadaşlar artık. Zaman kaybedecek bir durumunuz yok çünkü hızlı. Dedikten sonra inler outlar mı? İnler outlar. Arkadaşlar inlerimizden outlarımızdan bu hafta ilk in maddemizle başlayalım bakalım. Nedir ilk in maddemiz? Kuru ekmek. Kuru ekmek neden in bu kadar artık mutfak sanatlarının çılgın attığı bir ortamda gerçekten
kuru ekmek yani. Hani böyle bayağı böyle ne olduğu belirsiz. İcabında çaya bandığın, icabında süte bandığın, çorbaya şöyle bir pinçik pinçik yaptığın, attığın kuru ekmek indir. Niye? Bizi unutulmuş değerlerimizi hatırlatır çünkü. Şimdi bir insan kuru ekmek yerse iyi kötü bir doyar. Artık gözünüz doysun, kuru ekmeğe şey yapın. Tamah edin. Evet, tamah edin. Çok da kötü bir şey değildir hakikaten. Her şeyin içine koyarsın ama çıt bir şey söylersin, yersin. Çorbanın içine atarsın. Çayla güzel gider. Kuru ekmek her şekilde boğazınızdan tıkır tıkır geçsin dedikten sonra ikinci maddemiz, ay ne tatlı bir insan ya. 70 yaşında sokak hayvanlarına tedavi edebilmek için veterinerlik fakültesine girip kazanıp bir de mezun olan Fevzi Uyar abimiz. Diplomasını bak, bu diplomayı başımın gözümün üstüne koyarım işte hakikaten. Niye? Çünkü içinde tıp var bir de. Tıp var, tıp var. Ya, tıp var içinde. Bu diploma okey. Bir de diyormuş ki, soruyorlarmış insanlara niye yardım etmiyorsun diye arkadaşlar soruyormuş. Ben hayvanları seviyorum diyormuş. Ay canım benim ya. Fevzi abi, senin ellerinden öpüyorum ve başıma koyuyorum. İnşallah Allah uzun ömür versin diyoruz sana. Harika bir insanmışsın gerçekten. İnşallah bir cennet vardır da sen ilk sıradan yerini alırsın Fevzi abi. Geldik haftanın üçüncü inine. Türkiye kökenli bir Alman olan bir kraliçe kendisi. Sibel Kekilli. Bu haftanın ine. Açıklama yapma gereği bile duymuyoruz neden ine aldığımızla ilgili. Çok seviyoruz kendisini. Oyunculuk hayatında başarılar diliyoruz. Game of Thrones gibi bir dizide göğsümüzü kabarttın bizim 3 sezon boyunca kraliçe. Sana buradan sevgiler yolluyoruz. Şu ülke bloğunu günün birinde kaldır bari, şu üçümüzünkini kaldır ya. Ben seni takip etmek istiyorum çünkü. Bir olur da bir bala göte izleyen olur da sana gönderirse seni çok sevdiğimizi buradan söylemiş olalım. Geldik haftanın outlarına. Ay arkadaşlar, haftanın ilk alt maddesi, hala inanamıyorum ama Türkiye Değişim Partisi ve kurucusu Mustafa Sarıgül, bu adamdan kurtuluş yok. Bu adamı meclisten atıyorlar, bacadan giriyor. Belediyeden atıyorlar, tünel kazıyor, giriyor. Artık Allah aşkına elinden, bizim üstümüzden elini çek. Git ne yapıyorsan yap gerçekten. Yeter ki Türkiye politikasından artık uzak dur dedikten sonra haftanın ikinci altı. Udi bir usta, Udi. Tarabya gecelerinin Udi ustası, anılar anılar, coşkun sabahlar. Arkadaşlar hayırdır ya, neden bu Udi usta bu haftanın altında derseniz de kızının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmamasıyla övünmüş. Demiş ki yok demiş, benim kızımın fotoğraflarını alır tuvalete giderler demiş. Ah Coşkun abi, bir insan bilinçaltını bu kadar açık etmez hakikaten. Bu kadar kendi niyetini açık etmez, bu kadar kendi eyleminin arkasında durmaz. O senin kontrol altına alamadığın libidondur be Coşkun abi. İnşallah o kız büyüdükten sonra tüm bu baskının hesabını ileride yetişkin olduktan sonra sana sorar dedikten sonra. Arkadaşlar haberler maalesef hiç iyi değil. SARS-CoV-2 geldi. İngiliz virüsü. İngiliz virüsü geldi gerçekten. Patatesten çıkmış. Eyvah eyvah, güvenip patates de yiyemeyeceğiz artık. Patatese son. Patates kızartması bak benim en sevdiğim yemektir, musakka. Bitti benim için, tadım kaçtı. Bu durumda musakka ne ya? Yani mümkünse musakka zaten kalksın. Musakka güzeldir ya. Sütlü patates, musakka. Patates bir şeyin içinde varsa iyidir. Bitti. Arkadaşlar. Bitti. Patatesin köpüğü. Patates. Bakın patates duvara sürsen yerim bak. Şu tuğlayı yerim bak. Şunun içine patates koy, şunu yerim. Patates Amerika'dan yenmez. Çıkmış en iyi şey ya. Bugün. Gerçekten öyle. Almanlar da çok sever Kaan'cığım. Sen bilirsin, Almanlar savaş döneminde her şeyini yapmışlar. Kıtlık çekmiş bütün toplumlar. Sen savaş döneminde. Gerçekten Kaan 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e karşı çünkü örgütlenen o nezih topluluktandı. Cephede bütün gün patates yerdik. Arkadaşlar bu durumda ez cümle SARS-CoV-1 maalesef out. Neden? Yerine Covid-2 geldiği için biz mahvolduk, biz yandık, bittik. Bu süreçler herhalde hiç bitmeyecek, lanet olsun dedikten sonra 2020'nin son programından herkese mutlu yıllar, huzurlu, güzel, maskeli, daha tasarım maskeler gelir inşallah, da maskeye alışırız. Daha geçen hafta burada Umut basıyordu, her şey çok güzel olacak diye. Bak bir haftada böyle gider işte Umut. Yandık gerçekten, ben bu çünkü virüsün mutantlaşacağını hiç tahmin edemedim. virüsün artık kolu bacağı çıkmaya başladı belli ki. Bu işin boku çıkıyor. Noel Baba maske takıyormuş bu arada. Çok korkmayın. Bacadan falan girerse adamın kafasına odunla falan vurmayın. Geliyor çünkü. Çok güzel hediyeler getirecek bu yıl. Deyip kıraathaneyi kapatıyoruz. Evet. Hadi gelin şöyle bir güzelce ne? Haftaya değil. La la la. La 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 la. Seneye görüşürüz. La 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 la.
la 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 la. Ay arkadaşlar, apartmandan çok sert bir uyarı bisikletle ilgili. Tamam, kaldır. Arkadaşlar bakın, buraya fotoğrafını çekeceğim Çağnur ve göstereceğim. Buraya verebilir miyiz lütfen? Bisikleti kapadığı yeri. Gerçekten çok sinirlendim şu an ya. Hiçbir yeri kapamıyor abi bisiklet. Herkes altı yazsın, Zeynep'in bisikleti kapıyor mu kapamıyor mu? Kapamıyor, çok net kapamıyor ya. Kapasa manyak mıyım, sapık mıyım, niye koyayım insanları rahatsız edeyim? Arkadaşlar benim yöneticim aradı. Yanlış mıyım yani Safiye Hanım ya? Yanlışsınız diyorsunuz ha? İyi oldu, iyi yemek iyi oldu. Yok, kayıtlıyım ve yemin ederim kolonun iftar sofrası gibi çok. Biz kayıtlı mıyız şu anda? Şu halimizde. Rezillik ya. Bir yaprak Allah demeden kımıldamaz bile. Ne demişler? Görmeyecek denir. Yaradanı severim. Bak. Yaradandan ötürü. Yaran burada. Arkadaşlar kusura bakmayın, bir yemeğimiz geldi, onu yedik. Saatlerdir ofisteyiz arkadaşlar. Dün maalesef sokağa çıkma yasağını kaçırdık, o yüzden burada kaldık ekipçe. Belli ki bugün de kaçırıyoruz. Hasan Can'la ilgili şunu ekleyebiliriz. Gerçekten böyle girdik mükemmel. Ne olacak ki? Ha, çok tatlı geldi. Karnı yarığımı yedim, devam ediyorum. Aynen, Hasan Can'la ilgili şunu ekleyebiliriz. Yerken şunu düşündüm, şimdi çocuk para kazanması lazım. Bu arada bu videoyu Çağnur kurguluyor. Örgünün bilgisayarı bozulduğu için kötü yorumlarınızı Çağnur'un Instagram hesabında DM olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çağnur Coşan. Övgü Zeynep Lassan evi almadığı için Zeynep Övgü'nün bilgisayarına bir kahve dökmek suretiyle böyle küçük bir intikam. Ay Övgü, çok özür dilerim aşkım, yaptım. Evet, konuyu değiştirelim. Değiştireyim mi? Kanka hadi. Allah aşkına hadi artık. Arkadaşlar inanılmaz uykum geldi. Toparlı biraz lan. Kanka kendine gel oğlum. Ben şurada biraz uzansam. Zeynepciğim, bize biraz izin verebilirsen biz bir Mandalorian'ı... Ben çok o kısa... sırada bir sigara içip gelebiliyor muyum hakikaten Hasancığım? Ama şimdi sen kalkarsan öyle videoyu kapatabilirler. Kapat. Arkadaşlar oraya ben geçerler. Buradayım. Ben buradayım. Geçerler, hızlıca geçerler. Bence gitmemelisin. İyi hadi peki tamam. Ben o sırada seyredeyim. Hayır, o da şeyi düşürüyor. O da seyredenin şeyini düşürüyor. Evet, bunlar bak, aa, böyle iç ilişkiler hep katıldı. Bunların hepsi katıldı arkadaşlar. Burada bir tane sneak peek attık ortaya. Orada daha neler konuşuyoruz. Ya, neler. Katıldı, antipati duyacak artık yeter. Rüya, hasret, söyler. Ay ne güzel söylüyor. Söyle bakayım. Böyle söyle bakayım dediğinde bana da şey oluyor. Suya hasret. Söyle bakayım, ben de bir travmam çıkıyor. Yapamıyorum onu. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.